Türkiye'de yapılan şey aslında biraz mizansendi. Gerçek bir debate, gerçek bir televizyon tartışması. Sen de görüyorsun yurt dışındaki örneklerini, Amerika'daki örnekleri çok yaygın. Dünya siyaset literatürüne geçmiş örnekler var. Kran krana geçer. Yani moderatörler öyle esaslı sorular sorar ki. Yani mesela işte Trump'la ilgili Trump'ın katıldığı yarış şeylerde, tartışma programlarında Trump'ı karşısına çıkan moderatörler Trump'ın 25 yıl önceki belli şeylerle, inşaat işleriyle alakalı tartışmalardan tutun. işte seçim kampanyası süresinde illegal harcamalarına, illegal görüşmelerine, Ruslarla yaptığı temaslara kadar her şeyi öyle ince detaylarına kadar ve ısrarla sorar ki artık izleyicinin kafasında bir soru işareti kalmaz. Yani burada önemli olan nokta budur. Şimdi bu tartışma İsmail Küçükkaya'nın yönettiği bu tartışma bir tartışma değil, bir mizansendi. Gerçek bir tartışma böyle olmaz. Gerçek bir tartışma da Binali Yıldırım'a mesela ne sorulur? İkrem İmamoğlu'na ne sorulur? Bir de bu tartışmalarda genellikle amaç adayların kendini anlatması değildir. Adayların hesap vermesidir. Yani çünkü adaylara şu soruyu sorarsanız işte gece kondu için ne yapacaksınız? Gençler için ne yapacaksınız? Kadınlar için ne yapacaksınız? İşte İstanbul trafiğini nasıl e, çözeceksiniz? Gibi sorular sorarsanız bu propaganda şeyine girer, bültenine girer. Böyle soru sorulmaz. Yani mesela soru şu şekilde olmaz. İşte Sayın Yıldırım e, mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Binali Yıldırım mal varlığını açıklıyor zaten çünkü yasal olarak açıklamak zorunda. Ama soru şu şekilde sorarsanız mal varlığınızdaki detaylar şunlar ama işte hem Hollanda basını hem dünya basını işte e, Malta Papers'tan işte başka örneklerden e, Papers e, Paradise Papers'tan bir sürü örnekler var. E, yüz milyonlarca euroluk Hollanda merkezli Malta merkezli şirketlerden 30 aşkın gemi filosundan mal varlığından şundan bundan örnekler verip mal varlığınızda bunlar yok. Bunlar nedir diye sormak gerekirdi. Ya da 25 Aralık soruşturmalarını temelini oluşturan konu Binali Yıldırım'dı. Binali Yıldırım iş adamlarına İstanbul'un Türkiye'nin büyük projeleri üzerinden belli oranda miktar haraç toplama işlemiyle yapan kişiydi bir bakıma. Literatürdeki tabiriyle, iş dünyasındaki tabiriyle çantacıydı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Erdoğan diyordu ki 3. Havalimanına girecek olan işletme şeylerden e, firmalardan yüzler milyon dolar para toplayacaksın. Kim yapıyor bunu? Binali Yıldırım yapıyordu. Ses kayıtları hala YouTube'da duruyor. Şimdi bunların Binali Yıldırım'a ve Binali Yıldırım'ı topladığı bu paralarla Berat Albayrak tarafından Havuz Medyası kuruldu. Özellikle de A Haber Sa, e, Sabah ATV grubunda yapılanlar ve diğer Star Akşam grubunda yapılanlar. Şimdi bunları sormadığınız zaman, e şimdi bunları sormazsanız e, e, Büyükşehir için ne yapacaksınız? Adayınızda neler var? İşte Ajandanızda neler var derseniz ortaya böyle sıkıcı, kimsenin tatmin olmadığı bir foto resim ortaya çıkar. Oysa burada sorulması gereken şeyler başkaydı. Yani bir, 31 Mart seçimlerinin iptali konusunda kimse tatmin olmuş değil. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyordu. Mesela Anadolu Ajansı bahsi açıldığı zaman İsmail Küçükkaya'na şunu sorması gerekirdi. Ya Anadolu Ajansı İstanbul seçimlerini, Türkiye seçimleri de aynı şekildeydi. İstanbul seçimlerini hangi personelle ve hangi sistemle yapacak? Siz tatmin edici bir cevaba ulaştınız mı? Ya da bunu bizimle paylaşır mısınız diyeceklerdi. Bir gazeteci olarak defaatle yazdım, defaatle anlattım. Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden alıyor. Sonra dönüyor, Türkiye'ye servis ediyor. Bu skandal yıllardır bu şekilde devam ediyor. Son seçimde iyice ayyuka çıktı. Şimdi bunların konuşulmadığı, bunların hesaplanmadığı bir ortamda, yani İsmail Küçükkaya kendisine verilen rolü oynadı. O rolde işte e, suya sabuna dokunmadan adayların 30'ar saniye içerisinde kendini anlatmasıydı. Bu da o yüzden de çok sıkıcı ve hedefe götürmeyen bir tartışma oldu.